arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün Milli Mücadele'ye hazırlık sürecine birlikte devam edeceğiz. Mustafa Kemal'i 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkardık. Ardından Havza'ya geçtim, Amasya'ya geçtim, Erzurum'a ve Sivas'a gitti. Genelgeler kongreler yayınladı. Peki bugün nerede olacak? Bugün Ankara'da olacağız arkadaşlar. Bugün meclisin açılışı. Mustafa Kemal Ankara'ya geliyor. Halk büyük bir coşkuyla Mustafa Kemal'i karşılıyor. Seymenler Mustafa Kemal'i karşılarken, "Paşam, seni görmeye, vatan uğrunda ölmeye geldik," diyorlar. Mustafa Kemal duygulanıyor. Meclis açıldı. Bugün sizler de isterseniz ilk meclisi ziyaret edebilirsiniz. Ama şu an gitme imkanım yok diyorsanız, o zaman sizi sanal tur yapmaya davet ediyorum. Hep birlikte meclisi ziyaret edebiliriz. Konumuza başlayalım. Heyecanlı bir konu bizi bekliyor. Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 2 konusunu işleyeceğiz. Peki konu içeriklerimiz neler? Gelin birlikte onlara bakalım. Bugün sizlerle Amasya görüşmeleri, temsil heyetinin Ankara'ya gelişim, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi, İstanbul'un işgali ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar ve Sevr Anlaşması konularını işleyeceğiz. İlk olarak Amasya görüşmelerinden başlayalım. 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya görüşmeleri Kurtuluş Savaşı için önemli bir görüşme arkadaşlar. Peki neden önemli? Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal milli mücadeleyi Anadolu'dan başlattı. Peki yol haritamızı birlikte bir hatırlayalım mı? İlk olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Ardından Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta milli mücadeleyi destekleyen çalışmalar yürüttüm. Özellikle Sivas Kongresi'nde alınan kararlar milli mücadeleye hazırlık sürecinde çok önemliydi. Ve bu süreçte İstanbul hükümeti milli mücadele hareketini tanımadığını ilan etmişti. İşte bu noktada Amasya görüşmelerinin önemi ortaya çıkıyor. Peki Amasya görüşmeleri kimler arasında yapıldı? Temsil heyeti adına görüşmelere Mustafa Kemal katıldı arkadaşlar. Peki İstanbul hükümeti adına kim katıldı? Salih Paşa. Salih Paşa o dönemde Bahriye Nazırı olarak görev yapıyor. Peki bu görüşmeler neden önemli? Temsil heyeti bu görüşmeleri yaparak arkadaşlar milli mücadele hareketinin etkinliğini artırmak istedi. Amasya'da yapılan görüşmelerde temsil heyeti isteklerini aslında Sivas Kongresi kararları doğrultusunda İstanbul hükümetine bildirdi. Özellikle Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'nin açılmasının, hatta meclisin İstanbul güvenli olmadığı için daha güvenli bir yerde açılmasını İstanbul hükümetine bildirdi. Salih Paşa bütün bu görüşmeler sonucunda alınan kararları padişaha iletti ve sonuç bakalım ne olacak. Amasya görüşmeleri temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından hukuken tanınması açısından çok önemli. Peki tanındı ne oldu? Etkinliği ve nüfuzu artmış oldu. Yani güçlenmiş oldu. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi. Amasya görüşmelerinin yapılmasının ardından Salih Paşa İstanbul hükümetine temsil heyetinin isteklerini bildirdi. Gitmeden Mustafa Kemal'e şöyle demişti. "Eğer bu istekleri kabul ettirmezsem istifa edeceğim." Ancak istifa etmedi ve görevinden ayrılmadı. Mustafa Kemal bütün bu gelişmeler üzerine temsil heyetiyle birlikte Ankara'ya geldi. Tarihler 27 Aralık 1919'u gösteriyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Sivas'tan Ankara'ya beraberindeki heyetle birlikte tam 9 gün süren bir yolculuktan sonra ulaştı. Ankara halkı büyük bir heyecan içerisinde Mustafa Kemal'i karşıladı.
kadın, erkek, çoluk, çocuk ve seymenler Ankara'da toplandı. Ve Mustafa Kemal Ankara'ya ulaştığında hep birazdan "Paşam seni görmeye, vatan uğrunda ölmeye geldik" diyerek Mustafa Kemal'i karşıladılar. Mustafa Kemal bu karşılamadan çok duygulandı. Ankara'da milli mücadele ruhu çok güçlüydü. Peki Ankara neden merkez olarak seçildi? Gelin şimdi onlara bir bakalım. 1. Batı cephesine yakın olması, haberleşme ve ulaşım olanaklarının elverişli olması nedeniyle Ankara cazip bir merkezdi. İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını izlemek için uygun bir ortamdı. Aynı zamanda Ankara'da ulusal bağımsızlık anlayışı ve milli örgütler çok güçlüydü arkadaşlar. Ve herhangi bir tehlike karşısında savunulması kolaydı. Denize kıyısı yoktu. Aynı zamanda Anadolu'nun yine ortasında yer alıyordu. Bütün bu koşullar Ankara'nın merkez seçilmesi için çok elverişliydi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi. Arkadaşlarım, Son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da toplandı. İstanbul o dönemde Osmanlı Devleti'nin başkentiydi. Ancak Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında daha güvenli bir bölgede toplanmasını İstanbul hükümetinden talep etmişti. Ancak padişah bunu kabul etmedi. Zaten Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan sadece Mebusan Meclisi'nin toplanması kararı kabul edilmişti. Ve İstanbul o dönemde İtilaf devletlerinin kontrolünde olduğu için aslında biraz tehlikeli bir süreçti bu. Bakalım ne olacak? Yurt genelinde seçimler yapıldı, meclis açıldı ve Mustafa Kemal milli mücadele yanlısı olan milletvekillerinden mecliste bir grup oluşturmalarını istedi. Bu grubun adı arkadaşlar Felah-ı Vatan grubu. Bu grup oluşturuldu ve bu gruba kendisi tarafından hazırlanan Misak-ı Milli kararlarının mecliste kabul ettirilmesini istedi. Misak-ı Milli kararları çok önemli arkadaşlarım. Ve gerçekten Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararları kabul edildi. Ama bakalım hangi gelişmeler oldu? Misak-ı Milli yeni bir kavram karşımıza çıktı arkadaşlar. Yani milli ant anlamına geliyor. O zaman maddeleri bizim için çok önemli ve LGS'de ya da girmiş olduğunuz sınavlarda bu maddelerin yorumları karşınıza çıkabilir. İsterseniz gelin maddeleri birlikte yorumlayalım. İlk maddemiz şöyle diyor. Türk ve Müslüman çoğunluğun bulunduğu toprakların tümü işgal altında olsa dahi ayrıcalık kabul etmez bir bütündür. Peki bu madde bize sorularda gelirse nasıl yorumlamam gerekir? Demek ki Türk yurdunun sınırları çizilmiştir. Birinci yorumumuz bu olacak. Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halk oyuna başvurulmalıdır. Yine aynı şekilde halkın oylarıyla ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse yeniden halk oylamasına başvurulabilir. Peki bunları nasıl yorumlayacağız? Arkadaşlarım demek ki burada milli irade, halk iradesi ön plana çıkmış ve sorunların barışçı yollarla çözümlenmesi amaçlanmıştır diyebilirim. Yine diyor ki İstanbul'un güvenliği sağlanmalı, boğazların dünya ticaretine ve ulaşıma açılmasından ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır. Yani İstanbul'un güvenliğinin sağlanması özellikle buradan vurgulanmıştır Misak-ı Milli'de. Yine azınlıklarla ilgili bir madde var arkadaşlarım. Orada da diyor ki azınlık hakları komşu devletlerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanması şartıyla kabul edilecektir. O zaman burada eşitlik anlayışı karşıma çıkıyor. Yani Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan azınlıklarla başka ülkelerdeki azınlıklar eşit şartlarda koruma altına alınsın diye bir madde
Burada Misak-ı Millî de yer almış. Geldik yıldızlı bir bilgiye. Diyor ki, hemen ben yıldızımı koyuyorum. Milli, ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Peki burada biz hangi kavramı hemen hatırlamamız gerekiyor arkadaşlarım? Hemen bunu yazacağım çünkü sorularda karşıma geliyor. Daha önce bu kavramı gördük. Kapitülasyon. Neydi kapitülasyon? Hemen bir hatırlayalım. Avrupalı devletlere verilen ayrıcalıktı. Ekonomik alanda özellikle Avrupalı devletler bunu çok iyi kullanmışlardı. Ve bu bizim ekonomik bağımsızlığımıza zarar veren bir unsurdu. Misak-ı Millî'de diyoruz ki bu kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacak. O zaman Misak-ı Millî ile milli sınırlar çizilmiş ve aslında milli mücadelenin programı belirlenmiştir arkadaşlarım. Evet, Misak-ı Millî son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildi. Peki sonrasında neler oldu? Sonrasında 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul işgal edildi. Çünkü İtilaf Devletleri Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Millî'nin kabul edilmesinden hiç hoşlanmadılar. Hatta İstanbul hükümetine bu kararların geri çekilmesi talebinde bulundular. Ancak bu talep kabul edilmeyince yaptıkları şu oldu. İstanbul'u işgal ettiler ve Mebusan Meclisi'ni dağıttılar arkadaşlar. Şimdi buradan bize soru gelebilir. Nasıl gelebilir? 1. İtilaf devletlerinin Mebusan Meclisi'ni dağıtmaları neyi yok saydıklarını gösterir diye bir soru karşımıza gelebilir. Milli iradeyi, halk iradesini yok saydıklarını gösterir. Bu birinci önemli bilgimiz arkadaşlarım. Yine sorularda gelen ikinci önemli bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Mustafa Kemal ne demişti? Meclisi İstanbul'da toplamayalım. Çünkü İtilaf Devletleri her an farklı bir uygulamaya geçebilir ve dediği oldu. Bu da bize sorularda gelir. Bu da Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olduğunu, öngörülü olduğunu gösterir arkadaşlar. Peki sonrasında ne olacak? Tabii sadece meclisi kapatmayacaklar, milletvekillerini tutuklayacaklar. Bunlardan bazıları kaçıp Ankara'ya hareket edecek. Ama milli mücadele yanlısı bazı kişiler ve milletvekilleri tutuklandıktan sonra arkadaşlar Malta Adası'na sürgüne gönderilecekler. Artık İstanbul resmen işgal edildi. Kim tarafından? İtilaf Devletleri tarafından arkadaşlarım. Tarihler 16 Mart 1920'yi gösteriyor demiştik. Evet, TBMM'nin açılması. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Çünkü İstanbul'da açılan meclis İtilaf Devletleri tarafından dağıtıldı. Bizim için çok önemli bir tarih. Milli iradenin ön plana çıkması, halk iradesinin yönetime yansıması açısından çok önemli bir gelişme, meclisin açılması. Arkadaşlarım, meclisin açılmasını önemli bir tarih ve bu önemli tarihi Mustafa Kemal 23 Nisan'ı bayram olarak kime armağan etmiş? Türk çocuklarına armağan etmiştir. Her yıl ülkemizde bu önemli günü kutluyoruz. Mustafa Kemal Ankara'da bir meclisin açılacağını, seçimlerin yapılmasının, hatta İstanbul'dan gelen milletvekillerinin de burada görev alması gerektiğini duyuruyor. Seçimler yapılıyor, meclis açılıyor ve meclisin açıldığı ilk gün en yaşlı üye sıfatıyla Şerif Bey meclis başkanlığına getiriliyor arkadaşlar. Kısa bir süre meclis başkanlığı yaptıktan sonra Mustafa Kemal meclis başkanı olarak görev alıyor. Bugün bu meclisimiz müze olarak hizmet vermekte. Ankara'ya gittiğinizde Ulus semtinde bunu ziyaret edebilirsiniz. Yine sanal turlarla bunları yine görme şansınız var. Ve Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtıktan sonra arkadaşlarım bir önerge yayınlayacak. Bu önergenin maddeleri de önemli, sorularda karşımıza gelebilir. Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergede hangi maddeler yer alıyor? Bunları da birlikte değerlendirelim arkadaşlar. İlk madde diyor ki,
hükümetin kurulması gereklidir. Yani yeni bir hükümet kurulacağının vurgusu yapılıyor. İkinci madde diyor ki, mecliste toplanan milli iradenin vatanın geleceğine doğrudan el koymasını kabul etmek temel ilkedir. O zaman burada vurgu yapılan ulus iradesi, bu kavram bizim için çok önemli. Ulus iradesi ya da milli irade. Üçüncü maddemizde diyor ki, TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur ifadesiyle aslında İstanbul hükümetini yok sayıyor. Bu anlamda çok önemli. Geldik başka önemli bir maddeye. Yine ben ona yıldız koyuyorum. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Şimdi yine sınavlarda gelen bir kavram var. Hemen ben onu not alıyorum. Sizin de bunu unutmamanız gerekiyor. Bu kavramımız güçler birliği. Yani yasama ve yürütme yetkileri meclise ait. Şimdi şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Neden güçler birliği anlayışı benimsenmiş? Arkadaşlarım, bir savaş dönemi var ve hızlı karar alıp hızlı uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla birinci mecliste tam demokrasiye ters olmasına rağmen güçler birliği anlayışı benimsenmiştir. Bu önemli bilgiyi unutmuyoruz. Yine bir diğer maddede diyor ki, yürütme meclis içinden seçilen bir heyetle yerine getirilecek. Hemen altını çiziyorum. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı olacak. O zaman biz buna ne diyoruz? Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir diyoruz. Hemen yazalım. Meclis hükümeti sistemi belirlenmiş. Yani meclis başkanıyla hükümetin başkanı aynı kişi. Geçici olmak kaydıyla bir hükümet reisi veya padişah vekili atamak doğru değildir ifadesi var. Yani açılan meclisin sürekli olacağını gösteriyor. Padişah ve hilafetin durumu, işgal kalktıktan sonra TBMM'nin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde yerini alacaktır maddesinde ise padişah ve halifenin daha sonra durumu belirlenecektir diye vurgulanmış. Çünkü saltanat ve hilafet taraftarı olan kişiler var. Onların tepkisini çekmek istemiyor Mustafa Kemal arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra bazı ayaklanmaların çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Peki bu ayaklanmalar kimler tarafından çıkartılmış? Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatması ve meclisi açmasından rahatsız olan bazı gruplar isyanların çıkmasını teşvik etmiş. Bu gruplardan biri İstanbul hükümeti. İstanbul hükümeti, Şeyhülislam'dan aldığı fetvayla Mustafa Kemal'in önderliğinde yürütülen milli mücadele hareketinin bir isyan niteliğinde olduğunu, saltanata ve hilafete karşı yapıldığını halka duyurmuşlar. Aynı zamanda Kuvayi İnzibati adında birlikler kurarak Kuvayi Milliye'nin etkinliğini sona erdirmek istemişler. Ancak Mustafa Kemal de İstanbul hükümetinin aldığı fetvaya karşılık Ankara müftüsü olan Rıfat Börekçi'den bir fetva almış ve düzenlenen bu hareketin İstanbul hükümetine ya da padişaha karşı değil, düşmana karşı yürütüldüğünü ve halkın buna destek vermesi gerektiğini ifade etmiş. Daha sonra Kuvayi Milliye yanlısı iken daha sonra taraf değiştirerek isyan eden gruplar da karşımıza çıkacak. Bir de azınlıkların yine TBMM'ye karşı isyan ettiğinden söz edeceğiz. Tabii ki bu isyanları destekleyen başka bir gruptan İtilaf Devletleri olacak arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların nedenleri neler? 1. İstanbul hükümetinin otoritesini korumak istemesi, bu nedenlerden bir tanesi. İtilaf Devletleri işgallerini kolaylaştırmak istiyor. Bir başka neden bu. Azınlıklar bağımsız devlet kurmak istedikleri için
isyan çıkarmışlar. Kuvayi Milliye birliklerinden bazıları düzenli orduya katılmak istemedikleri için isyan çıkarıyor arkadaşlar. Ve Kuvayi Milliye'nin disiplinsiz bazı hareketleri yine ayaklanmaların çıkmasında etkili olmuş. Bu disiplinsiz hareketler derken şunu kastediyoruz. İhtiyaçlarını karşılarken bazen halktan zorla para ve yiyecek almışlar, halk üzerinde baskı kurmaya çalışmışlar. Bunlar Kuvayi Milliye'nin olumsuz tutum ve davranışları arasında yer alıyordu. İlk olarak İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalara bakarsak iki tane ayaklanma karşıma çıkacak. Birincisi Kuvayi İnzibati ayaklanması, ikincisi ise arkadaşlar Anzavur ayaklanması. Bu ayaklanmalar Boğazlar bölgesine yakın yerlerde çıkartılmış. Tabii ki amaç bu bölgede yine İstanbul hükümeti bu ayaklanmaları çıkardığında bir karışıklık olacak. Bu da İtilaf Devletleri'nin işine gelecek. O bölgede etkinliklerini arttırmak istemişlerdir diyebiliriz. Bir diğeri azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar, Ermeniler ve Rumlar ayaklanma çıkaran gruplar arasında karşımıza çıkıyor. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra hatırlarsanız zaten Anadolu'dan topraklar işgal edilmeye başlamıştı İtilaf Devletleri tarafından. Yavaş yavaş ayaklanmalar başlamış, azınlıklar kendi devletlerini kurmak istemişlerdi. Ermeniler Doğu Anadolu'dan hakim güç olmak istiyorlardı. Rumlar da Karadeniz bölgesinde hakim güç olmak istiyorlardı. Ancak azınlıkların çıkardığı bu ayaklanmalar da bastırıldı. Bir başka grup TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalarda İstanbul hükümetiyle İtilaf Devletleri'nin birlikte çıkardığı ayaklanmalar. Bu ayaklanmalar Anadolu'nun farklı yerlerinde karşımıza çıkacak. Bakın Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanması, Yozgat ayaklanması, Afyon ayaklanması, Milli Aşireti ayaklanması ve Koçgiri ayaklanması. Bunlar Anadolu'da çıkan karışıklıklar milli mücadele sürecinin olumsuz yönde etkileneceğini bize gösteriyor arkadaşlarım. Yine sorularda çok sıkça gelen Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklanan gruplar sorularda karşımıza çıkıyor. Peki bu gruplar neler? Birincisi Demirci Mehmet Efe ayaklanması. İkincisi ise Çerkez Ethem ayaklanması. Özellikle Çerkez Ethem'in yanına yıldız koyuyorum. Kuvayi Milliye ne demiştik? Milli kuvvetler. Osmanlı ordusunun terhis edilmesinden sonra, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında kurulan, gönüllü birliklerden oluşan milli kuvvetlerdi. Ancak bu milli kuvvetler birbirinden kopuk hareket ettikleri için düşmanı oyalıyor ancak tamamen yurttan atmayı başaramıyordu. Bunun üzerine düzenli ordunun kurulması gündeme gelmişti. Ama Kuvayi Milliyecilerden bazıları düzenli ordunun denetimi altına girmek istemediklerinden isyan ettiler. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem bunlardan en önemlileri. Ve bu isyanlar milli mücadelede bize zaman kaybettirmiştir diye de eklemek isterim arkadaşlar. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkan ayaklanmalar karşısında hangi tedbirleri almıştır? Hadi bakalım o tedbirler neler? 1. 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartmış. Yani ayaklanma çıkaranların vatan haini olduğunu ilan eden bir kanun. Ve bu kanunun uygulanması için de istiklal mahkemeleri kurulmuştur arkadaşlar. Yani isyan çıkaranlar istiklal mahkemelerinde yargılanmış ve cezalandırılmış. Genellikle bu cezalar hızlı bir şekilde verilmiş. Neden? Çünkü caydırıcı olsun, isyanlar engellensin ve Anadolu'daki otorite boşluğu ortadan kalksın. İstanbul hükümetiyle olan bütün resmi haberleşme kesildi ve önemli bir gelişme var. Anadolu Ajansı kurulmuş arkadaşlar. Mustafa Kemal milli mücadeleye hazırlık sürecinde ve sonrasında basının gücüne çok inanmış ve bu doğrultuda çalışmalar yapmış. Daha önce bahsetmiştim gazeteler kurulmuştu. Şimdi de Anadolu Ajansı kuruluyor. Amaç nedir peki sorularda karşımıza gelirse? Hem ülke içerisinde hem de dünyada meydana gelen gelişmeleri halka ulaştırabilmek. Ancak burada ulaştırırken
doğru bilgi çok önemsenmiş, doğru şekilde halka bilgiler ulaştırılmak istenmiştir. Peki ayaklanmaların sonuçları ne olmuş arkadaşlar? Düzenli ordunun kurulması hızlandı. Yani artık Kuvayi Milliye ile milli mücadele sürecinin yürütülemeyeceği bir kez daha anlaşıldı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gecikti. Neden? Çünkü ülke içerisinde bir ayaklanma var. Bu bize zaman kaybettirdi. Milli mücadelenin süresi uzadı. Anadolu daha uzun süre işgal altında kaldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi isyanları bastırarak aslında ülkedeki tek otoritenin, tek gücün kendisi olduğunu da göstermiş oldu. Bu anlamda önemli TBMM açısından. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan bir anlaşma arkadaşlar. Biz Sevr Anlaşması için şöyle bir yorum yapacağız. Diyeceğiz ki Sevr Anlaşması Türk milleti için yok hükmünde olan bir anlaşmadır. Ve TBMM bu anlaşmanın geçersiz olduğunu, yok sayıldığını ilan etmiştir. Peki bu anlaşma nasıl imzalandı? Neden imzalandı? Amaç neydi? Gelin onlara bakalım. İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmak istiyorlar. Ve önemli olan burada şunu bilmemiz gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalarda aslında en son Osmanlı kalmış. Neden? Çünkü kendi aralarında Osmanlı topraklarını nasıl paylaşacakları konusunda bir türlü anlaşamamışlar. En sonunda demişler ki Osmanlı topraklarını şu şekilde paylaşalım. Paylaşım tasarısını biraz sonra harita üzerinde de size göstereceğim. İtalya'nın San Remo kentinde bir konferans topladılar. Hazırlanan taslağı buradan Osmanlı Devleti'ne imzalattılar arkadaşlar. Paris'in Sevr kasabasında Osmanlı Devleti'ne imzalatıldı bu anlaşma. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan bütün bu devletler anlaşmayı imzaladı. Çünkü Türk topraklarını kendi aralarında paylaştılar. Arkadaşlarım paylaşım tasarısını gelin haritada şöyle bir görelim. Bakın Osmanlı Devleti'ne bırakılan alanlar sadece şu bölge Osmanlı Devleti'ne bırakılan alan. Diğer topraklar İtilaf devletleri tarafından paylaşılmış. Yani Anadolu'nun stratejik noktaları, önemli noktaları, Boğazlar bölgesi tamamen ne yapılmış? Paylaşılmış. Mesela İzmir ve çevresi olan bölgeyi birkaç örnek verelim. Yunanistan'a bırakıldığını görüyoruz. Ardından yine İtalya'nın Antalya, Muğla, Aydın bu bölgeyi ele geçirdiğini görüyoruz. Yine bakın bu bölge Fransızlara bırakılmış. Yine Doğu Anadolu da bir Ermeni devleti kurmak istedikleri için bu bölge Ermenilere bırakılmış. Ve Boğazlar bölgesi yine işgal edilen alanlar arasında karşımıza çıkıyor. Peki anlaşmanın maddeleri neler? Gelin bir de onlara bakalım. Arkadaşlarım, Sevr Anlaşması'na göre Boğazlar aralarında Türk temsilcisi olmayan, bakın altını çiziyorum, uluslararası bir komisyona bırakılacak ve bütün devletlerin gemilerine açık tutulacak. Yani artık Boğazlar üzerindeki Türk hakimiyetinden söz etmem mümkün değil. İkinci maddede diyor ki, kapitülasyonlar en ağır biçimde yeniden uygulamaya konulacak. Kapitülasyon neydi? Avrupalı devletlere verdiğimiz ayrıcalıklardı. Osmanlı Devleti ağır silahları olmayan sınırlı bir ordu bulundurabilecek. O zaman bizi savunmasız bırakmak istiyorlar. Bu maddeden böyle bir yorum yapabilirim. Doğu Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan adında iki devlet kurulacak. Yani artık toprak bütünlüğümüzden söz edemiyoruz. İzmir ve çevresi yine Doğu Trakya Yunanlara verilecek. Güneybatı ve İç Anadolu İtalya'ya, Güneydoğu Anadolu Fransa'ya verilecek. Bakın topraklarımız parçalandı. Az önce haritada da görmüştük. Arapların yaşadığı topraklar İngilizler ve Fransızlar arasında paylaşılacak. Ve son maddede diyor ki İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkent olarak kalacak. Ancak Osmanlı Devleti şartlara uymazsa burası da Türklerden alınacak. Yani Türklere yaşama şansı tanımayan, Türk topraklarını
parça parça eden bir anlaşma. Biz Sevr Anlaşması'nın yok hükmünde olduğunu söyledik. Neden peki arkadaşlar? Sorular da gelirse. Osmanlı Devleti'nde bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için meclis onayından geçmesi gerekiyor. Ama biz ne demiştik? Son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldı. İtilaf devletleri İstanbul'u işgal ettiler ve meclisi dağıttılar dedik. O zaman bu anlaşma meclis onayından geçmediği için yürürlüğe girmeyen ya da tabir yerindeyse ölü doğmuş bir anlaşma arkadaşlar. Sevr Anlaşması Türk milletinin milli mücadeleye olan azmini arttırmış ve Anadolu'daki bağımsızlık duygusunu daha da güçlendirmiştir arkadaşlarım. Şimdi bakalım bu konuyla ilgili LGS'de nasıl soru gelmiş? Bir tane örnek çözelim hep birlikte. LGS sorumuz şöyle. Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetimi ve İtilaf devletlerinin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milli'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık hareketini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlılar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi korundu. Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili hangi yargılara ulaşılabileceği bize sorulmuş. Bakalım hangi yargılar verilmiş arkadaşlar? Milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. Evet, bunu söyleyebiliyorum çünkü zaman kaybına sebep oluyor. Askeri imkanların bir kısmı gereksiz biçimde tüketilmiş. Evet, insan ve malzeme kaybına sebep olmuş. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Böyle bir yargıya yukarıdan ulaşamıyorum. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Hayır, bu yargıya da ulaşamıyorum. Dolayısıyla 1 ve 2'nin olduğu seçenek A seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarım, bugün sizlerle ikinci ünitemizi bitirdik. İkinci ünitemiz milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlardı. Bundan sonra bu konuyu tekrar edip bolca soru çözüp eksikliklerinizi tespit etmeniz gerekiyor. Ardından üçüncü ünitemiz olan Kurtuluş Savaşı'na başlayacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.